Hepinize yeniden yeni bir videoyla merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben gördüğünüz gibi bayağı bir enerjiyim. Bugün bu videoda ne yapıyoruz? Bugün bu videoda size muhtemelen yaptığınız bazı moda hatalarından bahsedeceğim. Çoğunu arkadaşlar ben de yapıyordum. Zaten çoğu benden ilham alınmış hatalar. Hata yapıyordum demek bile yanlış. Hala yapmaya devam ettiklerim var maalesef ama bu konu üzerinde çalışıyoruz diyebilirim. İsterseniz daha da fazla lafı uzatmadan direkt videoya başlayalım ve ilk hatayı söylüyorum. Dolabınızı tanımamak. Çoğumuz dolabımızı tanımıyoruz. Dolabımızda doğru düzgün ne var, ne yok, neye ihtiyacımız var, neye ihtiyacımız yok farkında değiliz. Ve bu yüzden de aslında dolabımızda olan şeyleri, ihtiyacımız olmayan şeyleri gidip defalarca satın alıyoruz. Yani aynılarını demiyorum tabii ki ama benzerlerini satın alıyoruz. Ve bu şekilde aslında dolabımızı boş yere doldurup boş yere sıkıştırmış oluyoruz. Mesela benim dolabım genelde krem, bej, kahve, siyah ve beyaz gibi renklerden oluşuyor. Ve sweatshirt giymeyi çok seviyorum. Özellikle son 2 senede böyle bir bağımlılığım oluştu. Sweatshirt bağımlılığı. Ve hem krem rengini seviyorum hem de sweatshirt seviyorum diye son 2 yılda dolabımı krem rengi sweatshirtlerle doldurdum. Mesela üzerimdeki de bunlardan bir tanesi. Aslında birbirine çok benziyorlar. Tamam, birebir aynı değiller ama birbirlerine çok benziyorlar ve rahatça aynı şekilde kombinlenebilirler. Ve bunu bilmeme rağmen bir mağazada krem rengi beğendiğim bir sweatshirt gördüğümde ciğer görmüş kedi gibi atlıyorum. Ve bu durum beni çok rahatsız ediyor. O yüzden artık bu özelliği değiştirmeye çalışıyorum. Bir şey beğendikten sonra hemen satın almıyorum. Fotoğrafını çekiyorum ya da internetten ürünü buluyorum. Daha sonra eve geliyorum ve karşılaştırıyorum. Bakıyorum buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu gerçekten dolabımda bir farklılık yaratacak mı? Diye düşünüyorum ve o şekilde satın alıyorum. O yüzden siz de öncelikle dolabınızı tanıyın. Ve bir şeyi beğendiğiniz zaman hemen satın almayın. Öncelikle eve gelip dolabınıza bakın. Ve bunu gerçekten kombinleyebilir misiniz? Buna gerçekten ihtiyacınız var mı? Karar verin. Ondan sonra rahatlıkla satın alabilirsiniz. Ve bu şekilde satın aldığınız kıyafetler eminim ki sizi çok daha mutlu edecektir. Şimdi gelelim bir başka moda hatasına. Az önce de söylediğim gibi ben nude tonlarda giyinmeyi çok seviyorum. Ve genelde de ilham aldığım kombinler nude tonlarda oluyor. Eğer siz de benim gibi nude tonlarda giyinmeyi seviyorsanız dikkat etmeniz gereken küçük bir ayrıntı var. Altına giydiğiniz ayakkabının yine aynı tonlarda olmasına mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Kazağınızı ya da sweatshirtünüzü ya da tişörtünüzü krem seçtiniz. Pantolonunuz aynı şekilde beyaz ya da krem ya da bej. Her neyse. Ama bu kombinin altına giydiğiniz ayakkabı siyah, kahverengi, lacivert gibi koyu renklerdense eğer kötü bir görüntü oluşuyor. Neden diye soracaksanız çünkü siz bir softluk yaratıyorsunuz ve altına koyu renk ayakkabı giyerek o softluğu bir anda keskin bir çizgiyle kesiyorsunuz ve bu şekilde kestiğiniz için de hem boyunuz kesiliyor, olduğunuzdan daha kısa görünüyorsunuz. Hem o saflık, sadelik, tonsür tonluk ortadan kalkıyor ve çok fazla göze çarpıyor ayakkabılarınız. O yüzden eğer nude tonlarda giyiniyorsanız ayakkabılarınızın da yine o tonlarda olmasına dikkat edin dediğim gibi. Şimdi gelelim benim çok sık düştüğüm bir hataya. Blazer ceketlerin arkasındaki ipler. Blazer ceketlerimizin arkasında genelde şöyle bir yırtmaç olur. Ve bu yırtmaçta küçücük bir iple şuradan şöyle birbirine bağlı olur. Ve bunun sebebi aslında mağazalarda ürünün hasar görmemesidir. Yani bir yere takılıp bunun buradan bu şekilde yırtılmamasıdır. Ama çoğumuz bunu bilmiyoruz ya da benim gibi bilenler çoğu zaman kesmeyi unutuyor. O ipi kesmeden ceketi giydiğinizde yırtmaç şöyle şu şekilde açılıyor, geriliyor çünkü. Güzel bir görüntü asla masla oluşmuyor. O yüzden blazer ceketlerinizin arkasına şimdi kalkıp tekrar bir bakın ve o ipi hala kesmediyseniz mutlaka kesin. Bir de şöyle küçük bir detay vereyim. Yine bazı blazer ceketlerin, hatta kabanların ve kumaş pantolonların da cepleri dikili olur. Bunun sebebi de yine mağazalarda hasar görmemesi ve bazı insanların cepsiz kullanmak istemesi. Ve bu tarz ürünleri aldığımızda aslında cepleri yok zannediyoruz. Sadece küçük bir cep görünümü var zannediyoruz. Onu gidip bir kontrol edin. Cepsiz sandığınız pantolonlarınız, kabanlarınız, blazer ceketleriniz aslında cepli olabilir. Sadece cepleri dikili halde olabilir. O yüzden ona da bir bakın. Şimdi gelelim bir başka hataya. Yanlış sütyen seçimi. Sütyen seçimi kıyafetlerde gerçekten çok çok önemli. Ve yanlış sütyen seçimi yapan insanları ben çok fazla görüyorum. Tabii ki bu birazcık zevk meselesi. Belki benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz ama ben kendi zevkim
çerçevesinde anlatacağım size doğru ya da yanlış sütyen seçimini. Mesela bence boğazlı kazakların içine kesinlikle desensiz sütyenler tercih edilmeli. Ten rengi sütyenler tercih edilmeli. Ama mesela bol ve dekolteli bluzların içine de tam tersi desensiz sütyenler tercih edildiğinde ufak bir eğilmeyle ya da ufak bir dekolte görüntüsüyle o ten rengi düz, sevimsiz sütyenler ortaya çıktığında da çok güzel bir görüntü olmadığını söyleyebilirim benim için. O tarz dekolteli uçuş uçuş bluzların içine de bence braletler tercih edilmeli. Bazı braletlerin şuraya kadar dantelleri oluyor. Yani tam dekoltelik braletler oluyor bu braletler. Ve bluzlarınızı uygun renklerde, uygun tonlarda ya da uygun biçimlerde o tarz braletler tercih ederseniz kesinlikle çok çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu tamamen benim fikrim değil. Araştırmalarım sonucunda buldum, öğrendim, uyguladım diyebilirim. Bu konuda eğitim almış ünlü stilistlerin söylediği bir şey bu. Total bir kombinde en fazla 3 renk kullanmak. Bu 3 renk birbirinden bağımsız olabilir ama tabii çok da bağımsız olmasın. Yani gidip de neon yeşile, kahverengi, ondan sonra bir yandan da turuncu falan giyerseniz çok da güzel bir görüntü olmayabilir. Birbiriyle uyumlu 3 renkten fazla renk kullandığınız zaman güzelleştirmiyorsunuz, tam tersi çirkinleştiriyorsunuz diyor ünlü stilistler. Ama diyorsanız ki eğer ben bir ürünümü patlatmak istiyorum ve birbiriyle alakasız şekilde kombinlemek istiyorum, o zaman da şunu yapmanızı öneriyorlar. Tek bir renk giyinmek. Mesela simsiyah giyinip sarı bir çanta takmak ya da sapsarı giyinip siyah bir çanta takmak gibi bu şekilde patlatmanızı öneriyorlar. Yani aslında kısacası renk uyumuna dikkat edin ve 3 renkten fazla renk kullanmayın tek bir kombinde. Ve yapılan hatalardan bir diğeri çok fazla aksesuar kullanmak ya da hiç aksesuar kullanmamak. Çok fazla aksesuar kullanmaktan kastım büyük kolyeler, işte küpeler, onun üzerine gözlük, onun üzerine bir tane şapka, saat, yüzükler gibi bu şekilde çok fazla aksesuar bir arada kullanırsanız gerçekten çok güzel bir görüntü oluşmuyor. Tam tersi kötü bir görüntü oluşuyor. O sadeliği, modernliği, düzlüğü, şıklığı alıyor. O yüzden aksesuar kullanımını çok fazla abartmamak gerekiyor. Ama tabii ki sıfıra da indirgememeniz gerekiyor aksesuar kullanımınızı. En azından küçük, ince, zarif bir kolye ya da bir küpe ya da kolye ve küpe tarzı küçük aksesuarlar kullanmak da kombininizi zenginleştiriyor. Yani aslında ortasını bulmak gerekiyor ve ortasını bulmamak yapılan hatalardan bir tanesi. Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Hepimiz bloggerları takip ediyoruz, ünlüleri takip ediyoruz ya da sosyal medya kullanmasak bile televizyondan izlediğimiz dizilerimiz var. Ve orada birinin üzerinde bir kıyafeti gördüğümüzde hemen kendimize de almak istiyoruz. Ama bu noktada aceleci davranıp direkt almamak gerekiyor. Önce şunu tartmanız lazım. Benim vücut tipime uygun mu? Tamam, ona yakışıyor. Onun üzerinde çok güzel görünüyor olabilir. Ama bu bana yakışacak mı? Bu dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi ve buna dikkat edilmemesi de yapılan hatalardan bir tanesi diyebilirim. Bir kıyafet birinde güzel duruyor diye aynı şekilde sizde de güzel durmayabilir. Ama başkasında güzel durmayan, onun vücut tipine uymayan bir kıyafet sizin üzerinizde mükemmelleşebilir, devleşebilir. Yani önemli olan aslında vücut tipine uygun kıyafet seçmek dediğim gibi. Vintage giyinmeyi sever misiniz? Retro kıyafetlerden hoşlanır mısınız bilmiyorum. Ben çok severim. Vintage parçaları kullanmayı, kombinlemeyi çok çok severim. Ama bu konuda yapılan bir hata var. Baştan aşağı vintage giyinmek. Eğer baştan aşağı vintage giyinirseniz sanki böyle 1960'lardan, 1970'lerden, 1990'lardan kalmış gibi oluyorsunuz. Ve sizi 10 yaş daha, 15 yaş daha yaşlı gösteriyor. O yüzden vintage parçaları modern parçalarla harmanlayarak kullanın ki güzel bir görüntü ortaya çıksın. Şimdi gelelim bir diğer yapılan hataya. Erkek reyonunu sadece erkekler için sanmak. Erkek reyonu sadece erkekler için değildir arkadaşlar. Erkek reyonu hepimiz için. Bir mağazaya girdiğimde erkek reyonuna bakmadan geçmiyorum. Çünkü oradan şapkalar alıyorum, güzel tişörtler alıyorum, oversize sweatshirtler alıyorum, gömlekler alıyorum. Gerçekten çeşit çeşit şeyler alıyorum. Bana pantolonları olmuyor ama uzun boylu arkadaşlarım erkek reyonundan pantolonlar bile alıyorlar. Yani o yüzden dediğim gibi erkek reyonuna bakmadan geçmeyin. Bu benim yeni öğrendiğim bir şey ve daha önce çok sık yaptığım bir hata diyebilirim. Ben kot pantolonlarımı, jeanlerimi çok fazla yıkayan bir insandım. Tek giymede direkt atıyordum kirliye, yıkansın. Hep bu kafadaydım. Ama aslında bunun ne kadar yanlış olduğunu çok çok yeni öğrendim. Çünkü arkadaşlar kot pantolonlarımız biz giydikçe vücut proporsiyonumuza uygun bir hale geliyormuş. Ve her yıkamada aslında şekilleri bozuluyormuş. Ve kot pantolonlar diğer kıyafetler arasında en az kir tutan
parçalarmış. Siz de eğer benim gibi takıntılılık yapıp pantolonlarınızı sürekli yıkıyorsanız denimlerinizi, jeanlerinizi, buna dikkat edin ve yıkamayın ki jeanlerinizin ömrü uzasın. Bu da böyle bir bilgiydi. Şimdi devam edelim. Şimdi gelelim bahsedeceğim son moda hatasına. Spor kıyafetler sadece spor kıyafetlerle kombinlenebilir gibi bir algımız var. Çoğumuzun var ve aslında son yıllarda bu algı kırılmaya başlandı. Ben de mesela eskiden böyle düşünürdüm. İşte bir eşofman takımımı kürkümle kombinleyemem ya da bir eşofman takımı gidip topuklu botumla kombinleyemem diye düşünürdüm. Ve daha sonrasında bir Kardashian furyası geldi. Eşofman takımlarıyla yüksek topuklu botlar ve benzeri şeyler kombinlendi ve bu algı birazcık kırıldı diyebilirim. Ve şu anda ben mesela sweatshirtlerimi blazer ceketlerle kombinlemeye bayılıyorum. Eşofman takımlarımın üzerine kürk giyiyorum. Yine eşofman takımımın üzerine blazer ceket giyiyorum. Aslında eşofman takımı bambaşka yerde, blazer ceket bambaşka yerde. Ama klasik ve spor bir araya geldiğinde gerçekten çok güzel, modern ve farklı bir tarz ortaya çıkıyor. O yüzden dediğim gibi siz de spor kıyafetlerin sadece spor kıyafetlerle kombinlenebileceğini düşünmeyin. Tabii ki yine burada çok ince bir çizgi var. O çizgiyi güzel yakalamak gerekiyor. Bu da birazcık araştırma ve ilham gerektiriyor. Bu tarz konularda ilham almak istiyorsanız eğer, benim en çok ilham aldığım yer Pinterest. Oradan ünlülerin giydiği kıyafetlere bakıyorum, bloggerlara bakıyorum. Genelde mesela minimal kombinler tercih ettiğim için minimal işte outfits falan yazıyorum. Ve daha sonra çıkan kombinlere bakıyorum. O şekilde kendi dolabımdaki seçeneklerle harmanlayıp kombinler oluşturuyorum. Siz de dediğim gibi oradan ilham alıp gözünüze güzel gelen şeyleri kombinleyebilirsiniz ve kendinize uyarlayabilirsiniz. Bugün bahsedeceğim moda hataları bu şekildeydi. Eğer buna benzer videolar isterseniz daha çekerim. Çünkü not aldığım bir sürü şey var ama videoda fazla uzun olsun istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Videonun ikincisi gelsin istiyorsanız tabii ki sizin için çekerim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.